Endonezya'daki başka bir ada olan Floresta yaşayan insanlar ise evrimin farklı bir mekanizmasına maruz kaldılar. Homo floresiensis adı verilen ve yaklaşık 18 bin yıl öncesine kadar yaşadıkları düşünen bu insanlar nesiller boyunca küçülerek cüceleştiler. Bu insan türleri o kadar ufalmıştı ki 1 metre boya ve 30 kilogram ağırlığa ancak ulaşabiliyorlardı. Homo floresiensislerin beyin büyüklüğü kıyaslandığında kabaca ortalama günümüz şempanzelerinkine denk geliyor. Başlarda aborjinlerin ataları olduğu düşünülen bu insanlar sahip oldukları vücut ölçüsü ölçülerinden dolayı popüler kültürde hobbit olarak da bilinmektedir. Homo floresiensislerin ortalama 100 bin yıl önce yaşadığı, dişleri ve mağaraların çevresinde bulunan cüce, fil ve hayvanların fosillerinden dolayı ateş yaktıkları ve et ile beslendikleri de düşünülüyor. 2021 yılında Nature Ecology and Evolution'da yayınlanan makaleye göre Homo sapiensler ile iki kısa boylu insan türü olan Homo floresiensis ve geçtiğimiz yıllarda Filipinler'de Luzon adasında keşfedilen kısa boylu Homo luzoensis ile çiftleşip çiftleşmediği tam olarak bilinmiyor. 1964 yılında zoolog Bristol Foster özellikle adalarda gerçekleşen cüceleşme ve devleşmeyi ada kuralı olarak tanımladı. Ada cüceleşmesi bir adada ya da coğrafi kısıtlı bir alanda yiyeceklerin azalması ile birlikte bir türün vücut ölçülerinin jenerasyonlar boyunca belirgin şekilde küçüldüğü biyolojik evrimsel bir süreci açıklıyor. Ada devleşmesi ise bunun tam tersidir. Yani özellikle ana karalardan gelen sıçan gibi yırtıcıların adalarda onlardan başka yırtıcı olmamasından kaynaklı devleşmeye neden olduğunu öne sürüyor. Ada kuralı evrimsel biyolojide halen tartışılan bir konu. Çünkü bu kurala tam olarak uymayan birkaç adada hem cüce hem de dev biçimlere evrilen canlılar biliniyor. Her iki durumda ana karadan uzaktaki adalarda yaşayan hayvanlar ve bazı bitkiler daha uzun süre hayatta kalmak için çevrelerin onlara sunduğu imkanlara göre bu gibi evrimsel tepkiler veriyor. Ada devleşmesi bir türün kendi atalarına göre daha büyük ölçülere ulaşmasını tarif ederken ada cüceleşmesi bir türün atalarına oranla daha fazla küçülmüş olması anlamına gelir. Bir adada avlanacak hayvanlar avcılardan daha büyükse ve o adada onlarla rekabet edecek başka bir avcı yoksa yeni gelen avcı özgürce beslendiği için vücudunun da büyümesinde bir engel oluşmuyor. Ada cüceleşmesi ise devleşmede gerçekleşen koşulların tam tersi oluştuğunda görülüyor. Ada gibi küçük ve kaynakların sınırlı olduğu bir yaşam alanında avcı ve rekabet çok, avlanacak hayvan az ise bu yeni gelen türlerin hayatta kalabilmesi için küçülmesine neden oluyor. Foster büyük gövdeli bir tür bir adaya yerleştiğinde nesiller boyu boyutta küçülme eğiliminde olacağını ve cüce torunlar bırakma noktasına kadar geleceğini düşünmüştü. Endonezya ve Filipinler'de olanlar tam olarak böyleydi. Sonuçta daha küçük vücuda sahip olan insanlar ya da diğer canlılar daha az kaynaklar ile hayatta kalabilir ve üreyebilirlerdi. Benzer şekilde yırtıcı avcıların az olması ya da olmaması dişi canlıların ve insanların daha erken ve küçük boyutlarda doğumlar yapmasını da desteklemiş olabilir. Bu gibi alanlar evrimsel olarak canlıların büyümeye harcayacakları zamanı kısaltarak enerjilerini üremeye ve çoğalmaya yönlendiriyor olabilir. Bunun binlerce yıl tekrarlanması da uzun vadede vücudun küçülmesine ve değişimlerin genetik olarak kalıcı olmasına ve türleşmeye neden oluyor. Genelde Darwinci bir evrim düşüncesiyle bunun çok daha uzun yıllar alması gerektiğini düşünme eğilimindeyiz. Fakat bazı bilim insanları bu değişimlerin çok daha kısa bir zaman içinde gerçekleşebileceğini düşünüyorlar. Hatta bilim insanları bu süreci anlamak için matematiksel bir simülasyon yapmış ve sonuçlarını da 2019 yılında Royal Society'de yayınlamışlar. Bu çalışmaya göre Homo erectus türünün daha küçük boylardaki Homo floresiensis türüne dönüşmesi için 280 neslin yani ortalama 4000 yılın geçmesi yeterli. Bu veriler ışığında sıradan bir hayvan türü olarak insanın da diğer canlılar gibi adalarda yaşadıklarında ada kuralına uyma eğiliminde olduğunu anlayabiliyoruz.